Yerli otomobil camiasında dikkat çeken gelişmeler yaşanıyor. Önce TOGG, ardından Amperino ve şimdi de bir grup girişimcinin ürettiği Veri. Peki Türkiye'nin elektrikli araç pazarındaki sevindirici haberler neyi işaret ediyor? Gelin birlikte bakalım. Türkiye'nin TOGG'la başlayan elektrikli araç serüveni geçen hafta göreceğe çıkan Amperino ve Veri araçlarıyla sürüyor. Ülke çapındaki bu gelişmeler Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarında ben de varım savını destekler nitelikte. Hatırlarsanız Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır da Türkiye'nin elektrikli araçlarda bir üst konumuna yükselmesi için çabaladıklarını sıklıkla dile getirmişti. Yaşanan gelişmeler bu yönde atılan adımların meyvesi olarak yorumlanabilir. Gelelim yerli ve yeni araçlarımıza. Türk mühendisler tarafından Türkiye'de bulunan fabrikalarda geliştirilen araçların en yakın 2025'te yollarda olması bekleniyor. Söz konusu araçların yerli imkanlarla geliştirilmesi dahi ayrı bir başarı iken, üstüne seri üretime geçecek olması da Türkiye'nin elektrikli otomobil pazarında elini güçlendireceğe benziyor. Elektrikli otomobiller için yapılan son ÖTV matrah düzenlemesi de sürücülerin araç tercihinde elektrikli otomobillere olan rağbetini artırmayı hedefliyor. Araçlara dair bilgiler projenin geliştirilme sürecinde paylaşılmıştı. Fakat ilk kez Bursa'da düzenlenen elektrikli araç ve buna bağlı teknolojilerin sergilendiği fuar Go Green'de tüm kamuoyunun beğenisine sunuldular. Go Green Türkiye 2023'ü sadece ilk gün yurt içi ve yurt dışından 1500'ün üzerinde profesyonel ziyaret etti. Sürücüler yerli markaların dışında MG, Opel, Skywell ve Vaz Motor markalarına ait araçları da deneyimleme fırsatı buldu. Ancak fuarı bizim için değerli kılan tabii ki iki yeni yerli aracımızın görücüye çıkması oldu. Bu araçlar arasında Türkiye'nin ikinci yerli otomobili olan Amperino, Salon Immobilia, Erhun Metal, Yol Mobilya, Orimak Makina ve İon Mekatronik işbirliğinde üretildi. Yani araç sanayicilerin güçler birliğinden doğdu diyebiliriz. 66 milyon liralık ucu açık teşvik alan otomobilin seri üretime yaklaşırken aldığı teşvik miktarının da 300 milyon liraya ulaşabileceği tahmin ediliyor. 2024 yılında Cenevre Otomobil Fuarı'nda sergilenmesi planlanan Amperino, herhangi bir aksilik yaşanmazsa 2025 yılında da yollarda olacak. 90 km hıza ve 150 km menzile sahip olacağı da geçmişte firma yetkilileri tarafından aktarılan bilgiler arasındaydı. Amperino Yönetim Kurulu Başkanı Yakup Canseven de aracın bütün kritik teknolojilerinin kendilerine ait olduğunu belirtmiş ve gövde kısmında keten esaslı bir malzeme olan biyofiber kullanılacağını aktarmıştı. Böylece aracın terk edildiğinde kendine çözünerek doğaya karışabileceği söylenmişti. Evet, gelelim şimdi aracın tasarımına. 650 kilogram ağırlığında bulunan Amperino 3 kişilik olarak tasarlandı. İlk mikro otomobil olarak adlandırılan tasarım geniş oturma alanı ve diş seviyesiyle de dikkat çekiyor. Amperino mühendisleri tarafından Türkiye'de ilk defa geliştirilen gerçek zamanlı iletişim sistemini de bu modelde göreceğiz. L6-L7 sınıfındaki elektrikli araçlarda kullanılacak hub motor da yine mühendisler tarafından Türkiye'de ilk defa üretildi. Yazılımsa tamamen Amperino firmasının bilişim Mahallesi ve İnegöl ofisinde geliştirildi. Tasarımın sahibi ise Nissan, Volkswagen, Opel gibi dünya otomotiv sektörünün devlerine tasarım hizmeti veren, Amarok gibi modellerin tasarımında imzası bulunan Sedat Öztürk. Peki Amperino'nun fiyatı ne olacak? Gelen bilgilere göre Amperino'nun 20 bin doların altında bir fiyatla satışa çıkması bekleniyor. Ancak dikkate alınması gereken değişkenler dolar kurundaki sürekli değişim ve enflasyon. Bu da satışa çıktığında fiyatın 550 bin liranın altında olacağını gösteriyor. Fakat enflasyonun bu noktada oldukça büyük bir etken olacağını tekrar hatırlatmakta fayda var. Fiyat konusuna değinmişken yapılan son ÖTV matrah güncellemesine de ayrı bir parantez açalım. Kararla birlikte %10'luk dileme giren modellere uygulanan matrah eşi 1 milyon 250 bin liradan 1 milyon 450 bin liraya çıkarıldı. Bu da %40'lık dilimdeki bazı modellerde fiyat düşüşü sağladı. Önümüzdeki günlerde elektrikli araba fiyatlarında 500 bin liraya kadar indirim olabileceği ifade edilirken listeye TOGG da dahil olmak üzere tam 29 model girdi. Söz konusu modelleri de şu an ekranda görüyorsunuz. Motor gücü 160 kW'yı geçen araçlar içinse bir düzenleme yapılmadı. Burada matrah 1 milyon 350 bin lira olarak halen devam ediyor. Hazır matrah güncellemesine de gelmişken elektrikli araç almak mantıklı bir seçenek gibi duruyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda fikrinizi bizlerle paylaşabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hoşça kalın.